Arkadaşlar merhabalar. Bugün Zarya Çunaya diye bir köye gideceğiz. Bu köye ben de ilk defa geleceğim. Sizlerle beraber bu köyü tanıma imkanımız olacak. Videoya geçmeden evvel mümkün mertebe videolarımıza like atın, beğeni atın. Bir de sosyal medyada paylaşın lütfen. Şimdi köprü mü desem değil. Ortadan bir tane böyle su geçiyor. Anlamadım yani bu ne suyu. Nehir büyük ihtimalle ya da su deposu mu bir şey var yani bu taraflarda. Köy şu tarafta. Köye doğru gideceğiz yavaş yavaş. Benle beraber bu köyü keşfetmeye hazır mısınız? O zaman çayı kahveyi alın. Koltuğunuza oturun böyle rahatça. Videoya başlıyoruz. Her yeri kapalı yalnız ya. Hiç giremiyorum bir tarafa. Baktığın zaman girmek istiyorum ama giremiyorum. Nasıl yapacağız? Şurada yol ayrımı var. Büyük ihtimalle o yol ayrımından dalacağız yani. Bu arada tren sesi geliyor. Tren istasyonu da yakın. Yani tesadüfen denk geldi. Yalnız bir tane Allah'ın kulu yok ya. Ben burada yürüyorum ama böyle bakın. Yürüdüğüm yola bak abi. Hiç kimsecikler yok. Adam oraya oturma yeri yapmış ya. Zevkine göre. Korku filmi gibi ya. Ne oluyor lan? Kedi niye mırlavlıyor? Bakın bu su kuyusu. Görüyor musunuz? Kapağını falan açıyorlar, oradan çeviriyorlar. Su çekiyorlar. Bir kişi denk gelse ya soracağım da. Hiç kimseye denk gelemiyoruz ki. Arkadaş bayağı da gidiyor yol ya. Köşe meşe bulsam bir yere gireceğim. Hadi köy gördüm de burası daha bir enteresan köy yani. Biraz daha insan olsaydı fena olmazdı. Hani bu kadar da sessiz olunmaz ki. İnsanın böyle canını sıkıyor. İyice ortalara kadar girdim yani. Burada da yine bak şey var. Su kuyusu var. Daça var. Daça bölgesi yani. Köy ama daça var. Çok daça var. Daça yani orman evi gibi düşünün. Bu tarz yerler.
Yani şurada geceye kadar kalsam mümkün değil. Şeye dönemem yani. Son trene yetişelim de bari. Ne elektrik var, ne bir şey var burada. Yok ama varmış ya. Akıl lambalar falan, sokak lambaları. Olmaz diye zannediyordum ama varmış. Bir tane araba geliyor arkadan ama. Bir tane de teyze var ileride. Bir yavaş gitse. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne? Lan ne güzel şeylersiniz siz ya. Ha? Gel. Gel. Bırakmıyorsunuz ki seveyim ama. Ha? Hay senin olmuşsun seni ya. Gel. Ama hocam Trogat. Dişe de. Здравствуйте. Ну что, иди. Куда пошла, Зина? Вот и. Зина, да. Пошли. Пошли. Иди, ну куда ты, на поле ходишь? Ну иди, 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 я тебя провожаю. Вот уже боишься, чтоб я с тобой не пошла. Ну. Иди. Пошел, Коля. Нельзя, Иван, наверное. Bendeki şansa bak ya. Yola çıktım. Yağmurdur, tipidir, kar yağar. Hepsi beni buldu. Şuraya bak ya. Lanet olsun. Bak Allah aşkına ya. Allah'ın dağındayım ya. Dümdüz alan abi. Nereye sığınacağım ki burada? Hiç. Hani bir yerde yok. Şaka gibi ya. Belki yarım saat lavabo ihtiyacımı gidereceğim diye bir yer aradım. Bulamadım yani. Ne tuvalet var ne bir şey var. Hiçbir şey bulamadım. Yine bir yere girdim ama böyle yürüyoruz bakalım. Ne gelecek karşımıza bilmiyorum. Felaket rüzgar. Yani ben bile bu kadarını tahmin etmezdim. Bu ülkede irili ufaklı kasabası, şehri bayağı varmış. Arkadaş ya var ya ödüm attı ya. Ne yaptın ya? Ne diyordum? Burada ben tahmin etmiyordum bu kadar. Böyle minik minik küçük küçük şehirler olduğunu. Böyle işte gezip gezip sizlerle birlikte tanıyacağız. Ben şahsen zevk alıyorum. Umarım siz de zevk alıyorsunuzdur. Çünkü bilmediğimiz, görmediğimiz yerler sonuçta burada yaşamamıza rağmen buraları görmemişiz hiç. Sizlerle birlikte işte keşfediyoruz. Şu alt tarafta başka yerleşim yerleri de var gördüğüm kadarıyla. Bakın şöyle yukarı tarafta kalıyor. Abla sigara içiyor ya. Orucumu bozacak. Gitsin biraz da. Ondan sonra devam edelim. Dumanı giriyor ağzıma.
Ama tabii oralara biz şu an geçemeyiz. Çünkü bayağı bir yol, bir de ulaşım aracı lazım oralara. Bunlar bakın hepsi... Yok, bu gerçi minibüs değilmiş. Geçtiğim her yerden bakıyorum ki şey var mı? Köpek mefek. Orada bile şu sol taraftaki adam bildiğin malikane yapmış. Çok şahane. Kapamış da böyle, tam böyle Amerikan vari yapmış. İçeriden alamadım görüntü ama gözüken öyle yani. Alarm sesi çalıyor. Şimdi birazdan buradan tren geçecek büyük ihtimalle. O yüzden böyle kırmızı yanıyor zaten. Bekleyelim bari. Bakın. Ne kadar uzun, gördünüz mü? Nereden baksan bir 45-50 saniye hızlı bir şekilde gitti. Uzunluğunu siz hesap edin. Geçelim abi. Serbest, geçiş serbest. Şuna bak ya. Çok da araba beklemiş. Baksanıza bir sürü trafik. Biz yine yola koyulduk. Biz şimdi dönüşte şu istikametten bir istasyon var. Oradan binip Minsk'e geçeceğiz. Ama şimdilik biraz daha gezelim. Dağ var. Bir sürü gösterilecek yer var. Alın işte. Kar yağdı. Lanet olsun ya. Şeye bak. Resmen kar yağdı. Kurt mu bu la? Ana. Tavuğu kapmış götürüyor. Abi tavuğu kapmış götürüyor ya. Allah aşkına ya. Denk geldiğim şeye bak ya. Kurt. Kurt değil miydi bu? Neredeyiz abi ya? Başıboş bir yer burası. Allah muhafaza yani. Vay arkadaş ya. Çok sessiz, çok. Böyle kasavetli yine. Neymiş orası? Sokağın ismi 60 yıl Oktyabrskaya diyor. Birikintisi de burada var. Acaba bu nehir mi bu? Yok. Tam emin değilim ama. Kanalizasyon mu? Zannetmiyorum, kanalizasyon değil de. Başka bir şey bu.
1950 model. Bunlar ne böyle dizmişler. Tabi böyle bakın. Gelinti çıkıntılar, yama yollar da var. Normaldir abi burası çünkü. Risk değil sonuçta. Kıtpırın selamlar. Çıldırdı lan. Resmen çıldırdı. Alman kurdu lan. Alman kurdu. Yaşlı bir de. Neymiş bu? Magazin Rütel Sok. Usta işte. Geç abi. Bu yolun sonu başka bir tarafa çıkıyor. Oraya kadar gitmeyeceğim. Çünkü girdikçe başka yerler çıkıyor. Şurası terk edilmiş. Burayı şöyle düşünün. Özel mülki sahipleri, mülk sahipleri daha doğrusu kendilerine bir hayat kurmuşlar. Burada yaşıyorlar abi. Hiçbir şekilde dışarıyla da alakaları yok. İzole bir hayat yaşıyorlar gibi gözüküyor. Kendi hallerinde, kendi dünyalarını kurmuşlar. Bunun içerisinde yaşıyorlar böyle. Bahçesi, tarlası ekilmiş zaten. Akıllıca yani. Şu pandemi döneminde yapılabilecek en akıllı iş. Yani bir yere gideceksin doğayla iç içe. Şehirden uzak, şehir hayatı zaten şu an yaşayamıyorsunuz. Tıkanmışsınız hep apartman daireleri içerisine. Bunalım geçiriyorsunuz. Böyle doğayla iç içe olursanız zaten bu kapanmanın da bir anlamı olur en azından. Şehir dışına çıkın bence. Şehirde durmaktansa köylere, kasabalara, böyle sayfiye yerlere gidin. Oralarda zamanınızı geçirin. Bu arada burada bir tane stadyum var ya. Aynen. Stadyum var bakın. Şöyle geçeyim de dur. Şuradan. Burada geçiyoruz. Bodos modos ama artık. Neymiş? Fiksel Turnaya. Fiksel Turnaya. Caddesiymiş burası. Burası stadyum. İlginç. Ne stadyum burası? Stadyum evet. Maçlar yapılıyor burada dur. Belarus bayrağı da var. Aynen şöyle sokayım içine. Burası stadyum beyler. Ve büyük ihtimalle de şey. Bunların Süper Ligi'nden bir takımın yaptığı maçlar. Yani bir kulübün stadyumu bu. Birinci ligden. Bence öyle. O tarafa gidecektik de. Neyse. Buradan çıkış var mı acaba ya? Neyse buluruz. Biz böyle geldik ama tren rayları var burada. Yol var mı acaba? Bakın ha stadyum burası. Burada ne maç yapılır ama. Çok iyi maç yapılır. Ha yol varmış. Şuradan böyle karşıya geçeceğiz. Bizim bineceğimiz tren istasyonu şurası. Oradan Minsk treni için bilet alacağız. Minsk'e geçeceğiz. Daha bitmedi video ama biraz daha şuralara bir bakayım. Varsa ilginç bir şey
Onları da size göstereceğim. Kır yeşil yanıyor bak. Buraya bile trafik levhası koymuşlar. Şöyle al. B1 diyor. Ne demiş burada? Koşmak yasak diyor bak burada. Arabayla da bakayım. Evet, ortasında duramazsın. Burada böyle ortasında yürüyemezsin. Yani işin özü buralarda bırgır şamata yapma diyor. Hakikaten ya şurada bir tane lavabo bulamadım biliyor musunuz? Bir de burası vokzal. Yani vokzal değil demeyeyim de vokzal tren garı yani. Buradan insanlar işte başka şehirlere gidiyorlar. Bir tane lavabo yok ya. Yok yani. Buradaki çalışanlar nasıl o işi görüyor anlamadım. Herhalde hepsi ağaç altına falan işlerini görüyorlar. Çünkü ben az evvel azilerden bir yer bulamadım. Bir tane ağaca çömdürdüm yani. Aynen, pazar gibi bir yer. Bunda ne var? Ha, baksana bizdeki gibi bayramlık şekerler gibi lan. Sizyumum со сгущёнкой есть полоска. Bu neymiş? Baharat mı lan bu? Ha. Baharata bakın beyler. Çarko, dolaşaşlık. Bir sürü şey var. Şunu alayım ben ya. Burası pazar yeri galiba. Böyle pazarda malzemeler satıyorlar. Şurada dönerci mi? Yok. Krep yapıyormuş ya bu taraf. Blinçik diyorlar. Krep. Türkçesi krep. Aha lavaboyu buldum lan. Al. Şu mu yani? Anahtarı da var. Nasıl olacak o iş? Yaş iş o iş. Aynen böyle. Yani şuradan bilet alacağız. Arkadaşlar bakın. Bilet aldım. 17.03'te gideceğiz. Zarechnaya diyor. Burası Zarechnaya. Stadyum da bu taraftan böyle gözüküyor. Yani video bu kadar. Bundan sonrası zaten hava bozdu yani. Bir dahaki videoda görüşürüz. Yarın büyük ihtimalle başka bir şehirde ya da kasabada ya da köyde olacağım. Bilemiyorum. Videoyu beğenin, paylaşın. Yorum yapın. Like atın. Bana bir faydası olsun. Videoların devamı için eğer kanalıma abone olmadıysanız da diğer videolara bakıp abone olabilirsiniz. Hoşça kalın diyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz.